Biliyorsunuz 2020 herkes için, bizler için de, tüm dünya için pandemi etkisiyle birlikte son derece olumsuz bir dönemdi. Kaldı ki turizm sektörü de bundan en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Biz 2020 senesinde 2023 hedeflerimize, 2019'un akabinde çok ciddi sayılar yakalayacağız ve 2023 hedeflerimizi çok daha çabuk gerçekleştireceğiz derken bir anda bütün dünya kapandı. Biz bu süreçte neler yaptık? Biliyorsunuz güvenli sertifikasyon süreci son derece önemliydi. Bunu hem konaklama tesislerinde hem turizmin diğer paydaşlarında, yani uçağından transferine, işte turların yapıldığı alanlara vesaire, her alanda uyguladık. Her şeye rağmen geçen sene, bir önceki sene 15 milyon yapan Antalya Alanya bölgesi 2020'de 3,5 milyonda kaldı. Bu sene Eylül sonu itibariyle tüm bu almış olduğumuz önlemlerinde ve yapmış olduğumuz çalışmaların akabinde 8 milyonu Eylül ayı sonunda geçmiş durumdayız ve halen de devam ediyor. Önümüzdeki sene için de hemen hemen bütün hava kanallarının açılmış olması, aşılama sürecinin hem bizde hem tüm kaynak pazarlarımızda hızlı bir şekilde ilerliyor olması ve insanların bu noktada tatil ihtiyaçları ya da işte bunalmış olmaları önümüzdeki senenin çok daha iyi olacağını gösteriyor. Tabii biz bu seneyi, yani 2021'i öyle kar edilecek bir sene olarak değerlendirmemiştik. Çünkü 2020 senesinde hem çalışanlarımız hem işletmeler çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Tabii bu arada yatırımcılar, işletmeciler de ellerini taşın altına koydular. Mümkün olduğu kadar personelimizi mağdur etmemeye çalıştık, çalışanlarımızı. En azından çalıştığımız süreçte borcumuzu, harcımızı ödeyebildik, maaşlarımızı ödeyebildik. 2022'de bunun çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu tabii bizi 2023 hedeflerimizden belirli bir oranda saptırmış durumda ister istemez. Ama Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Hem ürün çeşitliliği anlamında hem kaynak pazar çeşitliliği anlamında Türkiye bu hedefleri çok hızlı bir şekilde yakalayabilir. Biz turizmde iddialıyız. Önümüzdeki senelerde de çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Son iki senede bizim için son derece önemliydi. İç pazar çok hareketliydi. İç pazarla birlikte sadece konaklama tesisleri anlamında değil, ikinci konutlarda da biliyorsunuz ciddi bir talep patlaması yaşandı. Yani daire kiralayarak tatil yapan insanlar, karavanlarıyla gelen insanlar. Bu anlamda değerlendirdiğimizde Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının belirli bir döneminde iki katına, üç katına çıktı Alanya nüfusu. Bu da tabii ciddi bir sorun aslında. Yani 300 bin nüfusu olan, 300 küsür bin nüfusu olan Alanya'nın bir anda 700-800 bin lira çıkıyor olması hem hizmetler anlamında hem kaynaklar anlamında ciddi bir sorun yaratıyor ama bunun da bir şekilde halledilmesi lazım. Allah'tan hem bizler turizmciler bölgemizde hem belediyemiz el ele vererek bir takım sorunların üstesinden gelmeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar, işte özellikle Antalya, Alanya bölgesi son derece popüler bu noktada Rusya pazarında, Alanya'yı tercih ediyorlar. Hem konutların kalitesi hem fiyatları noktasında ve ileride de değerlenebileceği anlamındaki beklentileri nedeniyle Alanya bölgesinde konut edinmeye devam ediyorlar. Ağırlıklı olarak bayanlar Türklerle evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar. Şu anda kendi okulları var, kendi radyoları var, kendi derneklerini oluşturdular. Çok ciddi olarak faaliyetler yürütüyorlar ve Alanya'nın Rusya'daki tanıtımına da ciddi katkılar sunuyorlar. Sıcaktan bunalan insanlar. Bu hangi kanal?
Sessiz gideceğim. Hemen bekliyor Ercüment. Yok bugüne.